Herkese merhaba. Bugün sizlere spagetti bolognese yapacağım. Malzemeleri hızlıca söylüyorum. 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, yazdan konserve domatesim vardı, 200-250 gram dana kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 miktar karabiber. Ben videonun ilerisinde pul biber de ekliyorum ama acı sevenler ekleyebilir. Soğanlarımızı İnce ince doğruyoruz mümkün olduğunca. Benim elimden biraz kaçırdım. İriler olabiliyor arada. Siz mümkün olduğunca ince doğrayın. Tavamıza 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip soğan ve sarımsağı koyup bir güzel kavuruyoruz. Ben tüm yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum. Siz hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Soğanlarımız güzel kavrulduktan sonra kıymamızı ekliyoruz. Kıymam benim dondurucuda olduğu için kalıp halindeydi. Ben onu biraz ezip topaklanmasını engellemeye çalışacağım. Bazı bayan arkadaşlar kıyma topaklanmasın diye ılık su ekleyebiliyorlar açılması için. Ben tercih etmiyorum. Kıymamız bir güzel kavruldu. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ve pul biberimizi ekledim. Yine kavurmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi kapya ve domatesten olan konservemden ekliyorum. Büyük kolaylık kış için. Tüm hanımlar bunu yapıyorlardır eminim. Ev hanımı olup yapmamak mümkün mü? Biraz daha konserveden ekliyorum. Ve hiç su koymuyorum. Domatesin suyu gayet yeterli. Pişmeye bırakıyorum. Bir miktar da karabiber ekliyorum. Karabiberi en sona bırakıyorum. Acı tat bırakmaması için. Domatesimiz ve kıymamız çok güzel pişti. Onu kenara aldık. Spagettimizi haşlayabileceğimiz kadar suyu tencereye alıp ocağa tutturuyoruz. Bir miktar sıvı yağ ve tuzumuzu ekliyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Suyumuz kaynadı. Spagettilerimi ben hiç kırmadan direkt suya atıyorum. Yalnız ince spagetti değil, yastı ve geniş olan spagettilerden kullanıyorum. Bolognese ve Napolitan tarzı spagetti yaptığımızda geniş spagettiler daha keyifle tüketiliyor, emin olun. Denemeyeniniz varsa kesinlikle denemelisiniz. Spagettimiz artık haşlandı ve süzüyoruz. Tenceremize yine bir miktar zeytinyağı alıyoruz. Ben tüm yemeklerimde zeytinyağını tercih ediyorum. Ben bu esnada ocağı direkt kapatıyorum. Çok fazla makarna ekledikten sonra tencereye. Ocağın altını yanık bırakmıyorum çünkü hamurlaşmasını çok tercih etmiyorum. Ve spagetti birbirine çok çabuk yapışabileceği için sürekli karıştırıyorum. Ve servis tabağımıza bir miktar spagettiden alıyoruz. Üzerine de sosumuzdan arzu ettiğimiz kadar ekliyoruz. Ve çok küçük dokunuşlarla tabağımızı süslüyoruz. Servise hazır. İşte bugün spagetti bolognese yaptık. Herkese afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.